Tamer korkmaz. O işaret parmağını kırmanın tam sırasıdır. Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı harekatın eli kulağında. Bölgedeki PKK'lı teröristler ise Amerikan askerlerinin himayesinde hendek ve tünel kazıyor. Uncle semin teröristlerini bekleyen akıbeti Başkan Erdoğan o çukurları kendilerine mezar edeceğiz diyerek işaretledi. Erdoğan Membiç'i temizlediğiniz takdirde biz gireceğiz diyerek de Amerika'yı uyardı. Amerika Membiç konusunda iki buçuk yıldır Türkiye'yi oyalıyor. Defalarca söz verdiler, anlaşmalar yapıldı, hepsi beyhudeydi. Daha geçenlerde yeni bir taahhütte bulundular. Aralığın ilk haftasında Ankara'da bir araya gelen Türk ve Amerikan heyetleri Membiç'te yılın sonuna kadar somut ilerleme sağlanması hususunda uzlaştılar. Eh bu sonuncusu da oyalama taktiğine dahil bir taahhüttür. Haydut devleti Amerika'nın politikası budur. Bunca zamandır YPG PKK'ya devasa silah sevkiyatı yaptılar. Neden? 1. Bölgede PKK devleti kurmak için. 2. Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü varlığının daha uzun yıllar boyunca Türkiye'yi hedef alması için. Stratejik ortağımız, müttefikimiz, dostumuz vesaire dedikleri Amerika işte budur. Haydut devlet hem de tüm hücreleriyle asılı düşmanımızdır. Bu kahpe Amerikan devleti ancak güçten anlar. Fırat'ın doğusundaki terör koridorunu bütünüyle temizlemek Türkiye için mecburi istikamettir. Hayati bir zarurettir. Teröristlerin alayı temizlenecektir. Amerikan devletini sembolize eden Uncle Sam'in o malum resmindeki işaret parmağını kesmenin tam sırasıdır. Ortak çıkar tıraşı. Amerika Savunma Pardon, Saldırı Bakanlığı'nın yani şu Pentagon'un sözcüsü Sean Robertson, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenleyeceği askeri harekat için tek taraflı bir operasyon kabul edilemez bu ortak çıkarlarımızı zedeler diye konuştu görüyorsunuz. Bunlarda hiç utanma falan yok. Asla kabul edilemeyecek olan teröristleri himaye etmektir. Onlara 20 binden fazla tır dolusu silah sevk etmektir. Terör örgütüne yönelik iki taraflı bir temizleme harekatına Amerika zinhar yanaşmıyor ki. Dahası PKK'lı teröristlerini Türkiye'ye saldırtıyor.'' PKK'sıyla birlikte topraklarımızda terör operasyonları yapıyorlar. Bir başka deyişle Türkiye ile Amerika ile arasında öyle ortak çıkar falan yoktur. PKK terör örgütüne silah sevk edip onları himaye eden bir haydut devletle işbu terör örgütüne karşı kıyasıya mücadele vermeye devam eden Türkiye'nin çıkarları tamamen farklıdır. Açıkça zıtlık arz ediyor. Pentagon zırvayı bırakmalı, tıraşı kesmelidir. Trump ne demişti? Müslümanların, masumların, sivillerin kanlarını kasten dökmeyi, devlet politikası olarak uygulayan Amerika, Suriye'nin değil zor ilinde cami vurmaya devam ediyor. Bu kahpeliği de ile mücadele ediyoruz hikayesi anlatarak yapıyor her defasında. DAEŞ dediğimizde Amerika'nın kurduğu bir terör örgütünden bahsediyoruz. Donald Trump başkanlık kampanyası sırasında DAEŞ'ı Obama ile sahtekar hileri birlikte kurdular demişti. Bu lafın üzeri neden itina ile örtüldü ve bu esaslı itiraf niçin hatırlanmak istemiyor? Doldur boşalt. Suriye'de evvela DEAŞ'ı sahaya sürüp sonra da bu terör örgütünü bahane ederek Suriye'nin kuzeyine YPG PKK'lı teröristleri yerleştiren Amerika'dır. Derin oyunu doldur boşalt taktığı ile oynadılar. Şimdi çıkmış sarı şeytan Trump önümüzdeki 30 gün içinde DEAŞlı diye bir şey kalmayacak diye konuşuyor. Bir nevi görev tamamlanıyor mesajıdır. Ha bir yandan da Amerikan devletinin muhtelif sözcüleri DAEŞ'la mücadele için YPG ile birlikteyiz düzenbazlığından hiç vazgeçmiyorlar. Yani derin görev bir türlü tamamlanmıyor. Çünkü fevkalade konforlu, elverişli bir kuyruklu yalandır. Bu yalanın gösterimde kalması mı? Suriye'de konuşlanmalarını gerekçelendiriyor. DAEŞ'ın varlığı Amerikan dış politikasının düzgün görünmesi için programlanmıştır. Diplomasi sahtekarlığına kullanışlı bir enstrüman olsun diye üretilmiştir. Her defasında şöyle oluyor. Numaradan bir kere Suriye'den çekileceğiz diyorlar. Sonra peşinden en az üç kere çekilmeyeceğiz açıklaması geliyor. Tamer Korkmaz Yeni Şafak